Herkese merhaba, yeni bir parfüm tanıtım videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda başka bir erkek parfümünü tanıtacağım ve bu bir klasik olan Fahrenheit. Videoya başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz veya daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan başlayalım, genel bilgilerinden başlayalım. Fahrenheit Dior firmasından Christian Dior. Christian Dior Fransız bir tasarımcı firma. Bu parfümün çıkış yılı 1988. Parfüm konsantrasyonu Eau de Toilette ve parfümü yapan kişi Michel Almeyrac. Parfümün notalarından bahsedelim, ondan sonra kokusundan bahsedeceğiz. Üst notalarda lavanta, muskat, sedir ağacı. Orta notalarda gene muskat, santal ağacı, menekşe yaprağı, sedir ağacı. Alt notalarda ise deri, patchouli, misk ve vetiver bulunmakta. Hiç uzatmadan başlayalım kokusuna. İlk önce buraya sıkacağım. Burada da 2-3 saatlik kalmış hali var. Gerçekten 1988. Hani bunu yazarken de dikkatimi çekmiş. Şimdi söylerken de dikkatimi çekiyor. 1988'de bu parfüm çıktı ve bu gerçekten devrim yaratan bir parfümdü. Zamanın parfümlerine göre, özellikle o zamanlar şifre parfümler çok modaydı. Bu ilk gelen parfümlerden bir tanesi. Farklı bir açıdan, farklı bir yapılış şeklinden. Açılışı çok 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 değişik bir parfüm. Gerçekten şu ana kadar yapılmış en iyi parfümlerden bir tanesi. Ne kadar çok sevsem de hani bunu söylemek zorundayım. Gerçekten mükemmel. Üst notalarında direkt muskat geliyor biraz ama parfüm neyse o. Yani açılışında da burada 2-3 saatlik kalmış hali de var. Bu parfümde açıkçası üst, orta, alt nota olduğuna da pek inanmıyorum. Direkt neyse o. Menekşe yaprağı en güçlü nota burada. Menekşe yaprağı en çok gelen nota. İkinci en güçlü nota deri. Kesinlikle bir deri parfümü. Hafif ağacımsı havası da var ama arka planda. Deri direkt ön planda. Center, yani bel kemiği tarzında. Ve patchouli. Patchouli de çok az derecede. Bu parfümü domine eden iki nota var. Menekşe yaprağı ve deri. Tabii kompleks bir parfüm. Diğer notalar çok minimal derecelerde kullanılmış ama en çok hissedilen bu iki nota. Açılışı böyle. Diğer kuruduğunda biraz daha oturmuş halde. Burada şunu söyleyeyim. Bunu herkes der. Yabancı yorumcular da der. Açılışında hafif petrol kokusunu anımsatan bir kokusu var. Yani gerçekçi bir petrol değil de sanki o temada, o canada, o tarz bir kokusu mevcut. Hani gözlerinizi kapatıp düşündüğünüz zaman sanki petrol kokusunu anımsatıyor. Kuruluğunda biraz daha normal parfümleşen bir kokusu var. Burada biraz daha patchouli geliyor. Deri var. Hala menekşe yaprağı biraz daha hafiflemiş ama hala orada. Çok daha sevilebilir tarzı bir kokusu var. Anlatması zor. Bu parfümü gerçekten koklamanız lazım. Ama menekşe yaprağı ile deri kokusunu biliyorsunuz. Özellikle menekşe yaprağı. Bu parfümü anlamanız zor değil. Gene de denemeden anlayamazsınız. Mükemmel bir parfüm. Yeni çağ başlatmış bir parfüm. Parfümlerde 1988'den bugüne kadar. Bu bendeki çok eski bir şişe değil ama ben eski şişesini de koklamıştım bunun. İnanılmaz derecede güçlü ve değişik kokuyor gerçekten. Kalıcılığına geçelim. Maalesef bunun yeni şişeleri. Eski bir şişe olsaydı ve şu anda hala eski şişe gibi tanıtılıyor olsaydı, bu parfüm satılıyor olsaydı, kalıcılığına yaklaşık 24 saat derdim. Ama bu yeni şişelerde maalesef kalıcılığı o kadar iyi değil. Benim elimdeki şişe biraz daha eski ama bu sanıyorum 2009 şişesi. Ama yeni şişelerinden bahsedeceğim. Yeni şişelerinden ben sıktım elime Duty Free'de denemek için. Kalıcılık yaklaşık 6 ila 8 saat. Yayılım 2 ila 3 saat. 2 saat boyunca güzel bir yayılım var. Etrafınızdakiler hissedecektir. Sprey olarak eskiden çok sıkmak belki kötüydü. Ama 5-6 sprey kadar gidilebilir. Yaş olarak biraz olgun bir parfüm. Maalesef herkese göre değil. O yüzden ben 25 yaş ve üstü diyeceğim. Özellikle o petrol havasının getirdiği bir olgunluk var. Özellikle deri de bunu yapıyor zaten. 25 yaş ve üstü daha iyi olur. Ortam olarak her yere giden bir parfüm. Dışarısı veya içerisi hiç fark etmez. Zaman olarak da her zaman kullanılabilecek bir parfüm. Gündüz veya gece hiç fark etmez. Mevsim olarak sonbahar, kış ve şu andaki versiyonlarının biraz güçsüzleştiğini düşünürsek ilkbaharda da kullanılabilir ama yazan gitmeyen bir koku, yazın biraz boğucu olan bir koku oluyor. Fiyat olarak maalesef pahalı. Ne kadar popüler olsa da, yani popüler demeyeyim de hani klasik, eskiden beri satan bir parfüm, gene de pahalı. 100 ml için 480 ile 600 Türk lirası arasında değişiyor. Maalesef biraz pahalı. Ama bu tarz kokuyu seviyorsanız, ki çok imza kokusu olabilecek koku. Benim bir sürü tanıdığım var. Özellikle çok yakın bir arkadaşım var. Bu parfüme Fahri'li Geceler der aslında kendisi, komik bir şey. Ama bu parfümü 10 senedir kullanıyor. İmza parfümü. Başka hiçbir şey kullanmıyor. İmza parfümü olabilecek güzellikte bir parfüm. Not olarak benim için 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 10 rahat alabilecek bir parfüm.
bugün hala aynı güçte olsaydı. Bu benim elimdeki parfüm bile biraz daha güçlü şimdi satılandan. Hala böyle olsa 10 üzerinden 10 verirdim. Ama maalesef performansı biraz düştüğü için, ki hala kötü bir performansı yok. 6 ila 8 saat hala güzel. Ortalamanın üzerinde. O yüzden bir not düşüyor. 10 üzerinden 9 veriyorum bu parfüme. Bu video bu kadar. Herhangi bir şey atladıysam, merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorum olarak sorun. Bu parfüm hakkında cevaplamaktan mutluluk duyarım. Herhangi bir sorunuz varsa aşağı açıklama bölümüne Instagram hesabımı koyuyorum, ismimi. Oradan arayıp bulabilirsiniz. Sorunuzu sorabilirsiniz. Her zaman için videoyu izlediğiniz için ve kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir daha videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.